Ergün Diler, Bilek Güreşi. Kavganın, mücadelenin tam olarak anlaşılamadığı ortada. Donald Trump, damadı Kushner, kızı Ivanka, yeni başkan Joe Biden, Jeffrey Epstein, Gilbert Chilly, Gillian Maxwell, kraliçenin en sevdiği oğlu Prens Andrew, Roman Abramovich, eşi Dasha Zhukova, Lev Leviev, Felix Sater, Adolf Shevich, Beryl Lazer, Tamir Sapper, Tevfik Arif, Savanora, Paul Moniford, Michael Flynn gibi yüzlerce isim sıralayabilirim. Ancak anlatmak istediğim başka. Gelen sorulardan hala kavganın nerede olduğu, kimin kimle mücadele ettiği tam olarak anlaşılabilmiş değil. Öyle görüyorum. Çok sıklıkla 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya karıştı iddiasını buraya taşıdım. Parça parça yazdığım her şey en tepedeki kavgayı anlatmaktaydı. Bu kavganın içinde Çin de vardı, Trump'ın 100. yıl anlaşması diye sunduğu Filistin-İsrail mücadelesi de, parada, borsada, aşıda, pandemide. Dün yine aynı hatta yer alan bir haber düşünce, tamam artık daha çok yazmayalım diye düşündüm. Haber şuydu, hatırlayalım. Kongre baskını yaşanmış, ABD uçurumun kenarından dönmüştü. Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta yakıp yıktıkları kongre binasından bir fotoğraf servis edildi. O fotoğraf, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odasındandı. O baskında Pelosi'nin dizüstü bilgisayarını çaldığı öne sürülen Riley John Williams gözaltına alındı. Williams'ın bilgisayarı Rus istihbaratına satmak üzereyken yakalandığı öne sürüldü. Haber buydu. Neden devamlı olarak Rus kartı öne sürülmekteydi? Bize anlatılmak istenen neydi? Nasıl bir mesaj veriliyordu? FBI direktörlüğünü peş peşe yapan Robert Mueller ve James Comey'nin Trump tarafından hedefe konulmasını nasıl okuyacaktık? Soru çok. Kabaca tablo şöyle. 1775 yılında Litvanya'da kurulan, yani Rus topraklarında hayata geçen bir Yahudi cemaati vardı. Dünyanın belli başlı yerlerine de yayılma becerisi göstermişti. Saklı gizli bir şey de değildi. Türkiye'de fazla bakan ve üzerinde kafa yoran yoktu sadece. Bu cemaat yeni bir anlayışla hem üye sayısını hem de etkisini çok ama çok artırdı. Damat Kushner ve eşi Ivanka da bu cemaattendi. Biliyorsunuz Ivanka evlenmek için Yahudi olmuştu. Yeltsin dönemi bitmek üzereyken derin Rusya Putin'in önünü açıyordu. Putin daha gelmeden iki önemli oyuncuyu yanına çekiyordu. Abramovich ve Lev Leviev'i. Abramovich, İngiltere'de futbol kulübü Chelsea'yi satın alarak adını duyuran, tek damla ter akıtmadan milyarlarca doların sahibi olan biriydi. Leviev de elmas işinin kralıydı. Putin bu ikiliyle birlikte ilk işi Rusya Yahudi Kongresi Başkanı Adolf Shevich tarafından tanınan baş hahamı değiştirmek oldu. Gelen Beryl Lazer'dı. Putin'in hahamı olarak tanınacaktı. Soçi Olimpiyatlarının açılış töreninde Putin'in yanı başında yer alacaktı ancak kimse tanımayacaktı. İleri tarihlerde Abramovich'in 50 milyon dolarlık katkısıyla Moskova'da bir Yahudi müzesi ve hoşgörü merkezi açılacaktı. Belgelerin tamamı Rus istihbaratı KGB'den gelecekti. Sonraki zamanlardaysa Beyrak şirketinin sahibi Felix Sater sahne alacaktı. Artık Trump da hiç uzak değildi bu yapıya. Zaten Kushner cemaatinin liderinin mezarına gidip fotoğraf vermesiyle bilinmekteydi. Felix Sater, Tamir Sapper'ı da yanlarına katarak Trump'ın etrafında etten duvar örüyorlardı. Beyrak'ta etkili isim olan Daniel Ridloff bir süre sonra Trump için çalışıyordu. ABD'deki İtalyan mafya denildiği zamanda gazetelerde, televizyonlarda olmasa da en etkili isim Felix Sater'dı. Yani Manhattan'daki 5. caddeden Kremlin'e bir hat vardı. Ve bu hat çok ama çok güçlüydü. Bu ilişkiler öyle bir sarmal haline geliyordu ki Ivanka ile Dasha Zhukova muhteşem partiler vererek kaynaşmayı ve ortaklığı iyice büyütüyordu. Mesela Beyrak'a vergi kaçırma, kara para aklama, haraç, rüşvet ve dolandırıcılık iddiasıyla dava açılıyordu. Ancak Trump hiç zarar görmeden bu işlerden sıyrılıyordu. Çünkü arkadaki güç çok büyüktü. Mesela Trump, Ukrayna meselesini Felix Sater'la çözmek istiyordu. Sater da sık sık Trump'ın avukatı ve sırdaşı olan Michael Cohen'la bir araya geliyordu. Michael Flynn de eksik olmuyordu. Ancak gücü temsil eden isim damat Kushner'di.
Mesela fotoğraf devi Kodak vardı. Çağı yakalayamadığı için battı, batışın kenarına geldi. Kushner, üniversiteden oda arkadaşı olan Adam Bohler'i International Development Finance Corporation'ın başına getiriyordu. Yani Beyaz Saray'dan çıkacak paralar Kushner'in arkadaşının elindeydi. Filistin meselesi nedeniyle her devlete para gönderen bu ekipti. Her ülkede altını çizdiğim Yahudi cemaatinin adamları üzerinden para akıyordu. Daha geçtiğimiz gün Trump, Fas kralına nişan taktı. Neden? Çünkü Kushner ve arkadaşı Bohler, Fas'ı da İsrail'in yanına alarak 100 yılın anlaşmasına destek vermeye ikna etmişti. Neyse, bu iki arkadaş Kodak'ı aldı, zıplattı. Blackstone gibi bir şirket, hisseleri 2 dolardan satarak kaçarken bunlar 700 milyon doları buraya akıtıyordu. Haliyle şirket uçuyordu, koronavirüs işine giriyordu. Hisseler 23 kat arttı. Kodak artık hidroksiklorokin üreterek koronayla mücadele edecekti. Bu örnek bile Kushner ve arkasındaki gücün büyüklüğünü göstermekte. İşte kongreyi basanlar, söylendiği gibi şuna buna karşı çıkan bir kitle değil. Bu gücün sevk ettiği büyük bir kalabalıktı. Biden da bu yapıyı küçük görüp çete diyordu. Yani ABD içindeki Rusya konusu, Rusya karşıtlığı aslında Putin'in yönetmek istediği bir Yahudi cemaatinin kendisinden başka bir şey değildi. Başkan Trump seçimlerden önce Eylül ayında bu nedenle kaybedersem İsrail'in başı büyük belada diyordu. Amerikalı Yahudileri üstü kapalı tehdit ediyordu. Buna rağmen seçimlerde Yahudi seçmenlerin %67'si Demokrat aday Joe Biden'ı, %30'uysa Trump'ı destekliyordu. Aynı gerekçelerle Trump gitmeden önce af çıkarıyor ve 20 kişiyi özgürlüğüne kavuşturuyordu. İlk sıraya dünürü Charles Kushner'den önce Rusya dosyasına adı karışan Paul Manafort'u koyuyordu. Kodak örneğinde olduğu gibi Kushner ve arkasındaki gücün etkisi çok büyüktü. 92 milyon dolarlık Kodak'ı bir anda 1,5 milyar dolarlık şirket haline getiriyorlardı. Yani bu oluşum ABD içinde herkesten çok daha fazla örgütlü ve güç kullanan bir yapıydı. Biden da diğerleri de Trump'a bu nedenle karşı. Cumhuriyetçilerin tamamına yakınının Biden'a destek olmasının nedeni de bu. Çin olayı da bu ekolün gözetiminde büyüdü. Zaten Rus-Çin yakınlığına bakarsanız fotoğrafın tamamını görmek zor değil. Bu mücadele çok büyük olduğundan ABD için bir öngörüde bulunmak zor. Her an her şeyin olabileceği bir iklim bu. Bu nedenle Biden yürürse dünya farklı, yürümezse farklı olacak. Biden güç kazanır ve onu çevirirse bu yapıyla bir şekilde karşı karşıya gelecektir. Olan biten kabaca bu. Kavga ABD'nin içinde ancak her yerde. Çünkü küresel bir mücadele bu. Medyada yazıldığı gibi cumhuriyetçi-demokrat kavgası değil yani. Ergün Diler.